Bugün omuz ağrılarını konuşacağız. Çok sık gördüğümüz, çok da hastanın hayat kalitesini düşüren bir sorun. Onun için bu konuda birazcık bahsedip önlemler neler olabilir, tedavileri neler olabilir bunları bahsedeceğiz. Bizi izleyenlerin içinde bile omuz ağrısından müzdarip olanlar vardır. Çok sık gördüğümüz bir şey. Öncelikle omuz neresi Engin Hocam? Biraz karışıyor sanki anatomisi. Şimdi aslında omuz deyince herkes e, gösterebilir. Elimizi attığımızda şu kısım omuzdur. Ancak biz burada e, ağrılarla ilgili bazen karışıklık olabiliyor. Dolayısıyla da hani boyun omuz kuşağı şeklinde ağrıyı tarifliyoruz. Hastalarımıza da tarif ederken boyunuz, omuz, boyun ve omuz kuşağında ağrınız var ise bunu bir de tanımlayın. Beraberce omuzdan mı geliyor, boyundan mı geliyor onu ayırt edelim diyoruz. Dolayısıyla da hastanın elini attığında şu yan tarafta, göğüse ön tarafa yayılan, sırtta boyuna doğru yayılan, sırt orta kürek kemiğini alan bölgeye omuz kuşağı ismini veriyoruz. Buradaki tüm ağrıları omuz ağrıları altında toplarız genelde. Peki omuz ağrısı hangi şikayetlerle gelir? Omuzu ağrıyan bir hasta size nasıl ifade eder? Aslında zaten ismi üstünde ağrıyla gelir. Hı hı. E, hastanın ağrısı olur. Ağrı gün içerisinde sürekli olan bir ağrı olabilir. Gece uykudan uyandırıcı karakterde olabilir. Aynı zamanda da omuzda hareket kısıtlı olur. Mesela e, bunu en çok şöyle görürüz. Bayan hastalar genelde e, sütyen takmakta sorun yaşar. Erkek hastalar ise ceket giymekte sorun yaşar ve aslında bu şikayetiyle bize gelir. Dolayısıyla da basit testlerde elini arkaya götürmede zorluk. Ceketi giyerken kaldırmada zorluk. Saçını toplamakta zorluk. Taş toplamada zorluk var ise <laughs> ve ağrı eşlik ediyor ise bu önemli bir omuz ağrısı sorunudur. Onun için hekime başvurması gerekir hastanın. Çeşitleri var mı Engin Hocam? Omuz ağrısının çeşitleri. Omuz çok böyle kompleks bir organdır. Ee, şöyle yuva tam bir yuva değildir. Yarım bir yuva gibidir ve omuz başı buraya oturur. Ee, ancak tam kapsamaz Dolayısıyla da etraftaki kaslar, bağlar onu sıkı tutmak zorundadır. Bunların bir harmoni içerisinde çalışması gerekir. Ve arkadan da kürek kemiği bu bölgeye ilişiktir. Ve ekleme katkısı olur. Köprücük kemiği, kürek kemiği ve omuz başı. Etrafında kaslar, bağlar ve cildimiz bir bütündür. Boyundan gelen, kola geçen sinirler omuzun alt bölgesinden geçer. Dolayısıyla da önemlidir. Kasa bağlı hastalıklar olabilir. Bakın burada anatomisini gösteren bir, e, resimde çıktı. Köprücük kemiği, arkadan kürek kemiği ve omuz eklemini oluşturan kemik birbirine birleşirler ve bunu kaslar bağlar tutar. Arada da bakın orada Bursa yazıyor. Bursa'da eklemler ve kaslar, eklemlerde kaslar ve kemikler birbirine sürtülmesin diye küçük kesecikler vardır. Bunların içerisinde çok az bir miktarda sıvı vardır. Bunların da iltihabı bazen sorun olur. Dolayısıyla omuz eklemi karışık, kompleks, bütün yapıların birbiriyle harmoni içerisinde çalışan, çalışması gereken bir eklemdir. Tam bu yapının altından da damar sinir paketi geçer. Yani boynumuzdan çıkan sinirler omuzun altından, koltuk altımızdan kola doğru yayılır. Kalbimizden çıkan damarlar yine aynı şekilde bu bölgeden kola doğru yayılır. Onun için kompleks bir dokudur. Vardı. Evet. Peki bu kadar kompleks bir dokuda Omuz sıkışması diye bir cümle duyuyoruz. Onu da anlatabilir misiniz Engin hocam? Aslında çok da yaygın. Hani birçok problemin e, tanımlamasını yapmaya çalışıyorken muayenede bu belli oluyor. Bazen de MR çektirmemiz gerekebiliyor. Çok net anlaşılabiliyor. E, omuzun yukarıya kaldırma hareketini yaparken kürek kemiğinden gelen ve omuz başının apolet kemiği diyelim. Altından geçip omuz başına yapışan kasın bu arada sıkışması omuz sıkışma sendromudur. Biz burada bu hastalıkları birkaç başlık altına toplamayı severiz genelde. Çünkü tedaviyi kolaylaştırır. Az önceki grafiğe tekrar gelebilirsek oradan daha rahat tarif edeceğim. Rotator manşon dediğimiz omuzun hareketlerin çoğunu yaptıran ve omuzun stabil kalmasını sağlayan kaslar vardır. Bunlar da yıpranma, yırtık olduğunda Anladım. Çok ağırlı durumlar olur. Bu iş uzarsa da eklem kısıtlı olur. Dolayısıyla da bu oldukça önemlidir. Gene grafikte gösterdiğim bursanın iltihabına bursit deriz. Bu yine çok şiddetli ağırlı bir tabloya sebep olur. Yine kasların kemiğe yapışmaya doğru sertleştiği yapıya tendon deriz. Bunun iltihabına da tendinit deriz. Özellikle şu ön taraftaki biseps kası deriz. Buna iki başlı bir kastır. Bunun gelip de omuzun ön tarafına yapıştığı yerde... Şiddetli, iltihaplı durumlar olabilir. Hasta zaten bastırdığında oraya kendisi de zıplayacak gibi ağrı hisseder. Buna da tendinitlerin en sık gördüğümüz olanı bisiptal tendinitleriz. Bunlar sık görülenleridir. Hı hı. Ancak boyun fıtığı olan hastası da zaman zaman omuz ağrısıyla gelebilir. Veya da sol tarafta bazen kalp hastalıkları da sol omuza yayılan ağrı yapabilir. Dolayısıyla da sol omuzda sadece izole omuza lokalize değil biraz ön tarafa da yayılan bir ağrı var ise biz hastanın genel durumuna da bakarız. Hasta kiloluysa, sigara içiyorsa, biraz böyle hareketsiz bir yaşamı var ve stresli birisi ise muhakkak kardiyoloji veya kalp damar cerrahisinden de görüş alırız ki ikinci kardiyak sorunlar başımıza iş açmasın. Bazen de tam tersi olur. Sol üst göğüsü ağrıyınca hasta hemen kardiyolojiye koşar. Kardiyoloji bakar hiçbir şey çıkmaz bize gönderir. O zaman hani biz daha rahat bir şekilde omuzla ilgili yapıları inceler ve bu hastalığın daha tanımını bulmaya çalışırız. yaparız. Bakın az önceki evet. grafik geldi. Rotator manşet Hı. yaralanmaları omuzu stabilize eden en çok çalışan 4 tane kas vardır. Onların yaralanmaları. Bunlar spor yaparken olabilir, düşme çarpma da olabilir. En çok da tekrarlayıcı işleri sürekli yapmakla ilgili olabilir. Mesela ev kadını sürekli evet. yeri siliyor, sürekli camı siliyor. Bundan olabilir veya da sürekli mutfakta baş üstü bir raftan Şiddetli bir şekilde şöyle zorlayarak, uzanarak bir şey alıyor. Bu bir kere bir kere değil ama gün boyunca sürekli onu yapıyor ise olabilir. Hele bir de düşük omuz ve kambur duruyor ise bu alanı iyice daralttığı için orada kas sürtüne 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 hasarlanır ve omuz sıkışmasına sebep olur. Kas orada sıkışır. Bursit tendiniti anlattım. Omuz kireçlenmesi biraz daha ileri yaşlarda olan bir rahatsızlıktır. Nasıl bel kireçleniyor, boyun kireçleniyor? Omuzda da eklemlerde, kıkırdaklarda bir takım dejeneratif tablolar oluyor. Ve kireçlenmeye bağlı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Şikayetler aynı şekilde mi geliyor Engin Hocam? Sıkışmada, kireçlemede, vade uzayınca hasta ne şekilde şikayetle size geliyor? Aa, çok tedavisi. farklı tablolar olabiliyor. Değil mi? Ee, hemen onun öncesinde omuz çıkığı kırıklar, bunu da bahsetmek lazım. Düşmelerde, omuz çıkıklarında kıkırdak yaralanmaları ve kaslarda yırtıklar olabilir. Omuz çıkığı yerine oturtulsa bile etraf kaslar güçsüz kalır ve ileride çok ciddi sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla da omuz çıkığı ve kırıklarda da omuz kaslarını özellikle incelemek lazım. Kıkırdağı özellikle incelemek lazım. Burada ileriye dönük sorun yaratacak problemleri çözmek lazım. Nasıl ağırlar oluyor? Eğer iltihaplı romatizmaya bağlı bir omuz tutulumu ise, diyelim ki ankirozan spondilit bu hani omurgada böyle öne doğru bükülme yapan hastalık. Bu gece olan bir ağrı yapar. Gece çok şiddetli bir ağrı yapar. Gece uykudan uyandırır. Hareketsiz kalmayla mı ilgili Engin hocam? Bu hasta Kesinlikle. sabah kalktığında tutuktur. Öğleye doğru hastalığın, hastalığın doğasından dolayı iltihap biraz azalır ve hastanın hareketleri rahatlar. Ancak tendinit veya bursit gibi bir tabloysa gene gece uyandıran şiddetli ağrısı vardır. Gündüzde bu ağrı genellikle hareketle tetiklenici şekilde devam eder. Bir de diyabet hastalarında daha çok gördüğümüz ama herkeste olabilen donuk omuz tablosu vardır. Donuk omuz hastalarının %40'ı filan diyabet hastasıdır. Bu hastalarda da omuz hareketleri kısıtlanmıştır ve hasta sürekli yangısal bir ağrıdan şikayetçidir. Yanıcı bir ağrıdır. Yani böyle bir orada bir hani bir alev var sürekli yanıyor gibidir. Hayat kalitesini çok bozar. Şeker hastaları onun için omuz ağrısı olduğunda hem şekerini kontrol ettirmek zorundadır hem de omuzla ilgili özel tedavilere ihtiyaç duyar. Ama başka nedenleri de var değil mi Engin hocam? Donuk omuzun başka nedenleri var mı? Şimdi donuk omuz birçok rahatsızlıktan dolayı olabilir. Sonuçta şöyle, donuk omuz bir tablonun durumunu Don anlatan bir terim. <laughs> Diyelim ki hastanın tendiniti var. Ee, veya da diyelim bursiti var. Nedir? Tendinit kasın kemiğe yapıştığı yerin iltihabı. Bursit nedir? Oradaki kesecik aslında sürtünmeyi azaltarak kaymayı sağlayacak onun iltihabı oldu. Ve hasta bunun için uygun bir tedavi görmüyor. Zaman içerisinde hastanın eklem kapsülü daralacaktır ve ek, daralan eklem kapsülü hareket ettirmesini Kısıtlayacaktır. Ve kalıcı hasar. Kalıcı olacak. duruma gelebilecektir. Tedavisi Bazen de primer sebepleri olur. Yani Hı -hı. hiç sebebini bilmeyiz. Olmuştur. Olmuştur. Şekeri var mı? Yok. Başka bir şey var mı? Yok. Burada genelde hani bir tekrarlayıcı kötü kullanmaya, bağlamaya meylimiz vardır ama her zaman da hani neden olduğunu bulmak zordur. Bunu da uygun şekilde tedavi etmek gerekir. Ama yine de o konuya dikkat çekmek istiyorum. Evet. Mesela ev hanımları en sık kullandığı eşyaları ona göre yerleştirebilirler. Veya ben hep kol çantamı arabanın arkasına atarım, çok ters hareketlerle onu almaya çalışırım. Hani hayatımızda o tür hareketleri tekrarlayıcı yapmamayı önerebiliriz burada değil mi Engin Hoca? Aslında çok güzel bir yere e, değindiniz. E, ağır çanta taşımayı önermiyoruz. Artık herkese ben diyorum ki yani e, erkek bayan fark etmeksizin Küçültün çantaları. E, cep telefonu, cüzdan bir de temel ihtiyacınızı taşıyın. Hı hı. E, şimdi... Çoğumuz laptop taşıyoruz veya da e, bayanlarda çok ciddi miktarda her çanta da malzeme olabiliyor evet. çok fazla makyaj malzemesi olabiliyor veya da ne ihtiyaç varsa olabiliyor ona da şöyle diyorum hani o alışkanlıktan vazgeçirmek çok zor o kişileri iki tane çantanız olsun çanta içinde çanta birisi aracınızda veya da sık kullandığınız yerinizde ofisinizde sürekli dursun diğeri küçük hani cep telefonu cüzdan. Bunu yanınıza her yere götürün ama diğerini omzunuzla taşımayın. Çünkü hem duruşunuzu bozacak hem de aslında damar sinir paketine baskı yaparak daha komplike omuz problemlerine sebep olacak. İkincisi araba hepimizin kolayına gelir. Arabada arka koltuğa uzanıp bir şey almak çok zorlayıcıdır. Hiç önermiyorum. Ya eğer yan koltuğunuz boşsa yana koyun derim veyahut da inin arabanızdan arka koltuğa gidin, oradan alın derim. Veya da mutfak. Mutfakta bir rafı sürekli kullanıyorsunuz. Evi aldınız, rafı değiştirme imkanınız yok. Bayağı bir değişiklik gerekiyor. Küçük bir yükseltici, hani çocuklar için olur lavabolarda, öyle bir yükselticiniz olur. Bir adım basarsınız basamak gibi kolunuzu çok yormadan alırsınız. Veyahut da en sık kullandıklarınızı en alt en raflara alt. koyarsınız. Evet. Evet. Böyle basit önlemler aslında birçok sorunu çözebiliyor. Tedavisinde donuk omuzun nasıl bir yol izliyoruz Engin Hocam? Aslında burada donuk omuz özelinden tüm rahatsızlıklara değinmek Neleri isterim. Nelere dikkat etmeliyiz? Mesela omuz ee, sağlığı. Onları birleştirelim. Yine istersen. de donuk omuzda şöyle söyleyeyim. Hı hı. Hani hastaların önemli bir kısmında şeker hastalığı olabildiği için bu hastanın şekeriyle ilgili gerekli tedavileri, yani diabet hastalığı ilgili gerekli tedavileri görmesi gerekir. Yoksa hastanın hani kan şeker değeri uçuyor, omuzda donmuş. Hani biz orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu açıkçası hani kayığı oturup kürekleri havaya doğru çekmek gibi olabiliyor. Dolayısıyla da bütüncül bir yaklaşım sergilemek lazım. Bu önemli. Diğer e, boyunla ilgili bir sorun var ise, eğer boyunda sinir sıkışması var ise, bunu iyi ayırt etmek lazım. Bazen de ikisi birlikte olur. İkisini birlikte tedavi etmek gerekir. Diğerlerinde önce hasta'nın durumuna bakarız. Bir iltihaplı bir durum var mı o anda? Eğer iltihap yoğun, aktif, gece ağrısı, gündüz ağrısı, sürekli hayat kalitesini düşüren bir ağrı var ise hastaya önce soğuk uygulama ve ödem giderici ağrı kesici ilaçlar veririz ve bir miktar istirahat ettiririz. Bu istirahat süresi çok kısadır çünkü zaten eklem hareketi kısıtlanmaya doğru gidiyordur. Dolayısıyla da göz ettiğimizde birkaç gün veya 3-5 gün ödemi baskılansın diye soğuk uygulama ve ilaç tedavisi yaparız. Bu. Evet, hocam bir şey soracağım. Ee, mesela eklem romatizmalarını biz ellerde, ayaklarda görüyoruz. Bu karışık anatomide de romatizmayı görebiliyor muyuz? O alevli dönemi e, bağ doku hastalıklarına romatizmayı burada tutulmasında çok tabii, görebiliyor muyuz? Tabii tabii omuzda tutulan eklemlerden birisidir. Ee, özellikle iltihaplı romatizma hastalıklarında en sık görülenler ankilozan spondilit ve romatoid artrittir. Ee, daha birçok hastalık sayılabilir. bir ee, eklem tutulumunda Omuz ve kalça tutulan eklemlerdir. Eklemlerden. Bunu unutmamak lazım. Orada hafife e, almayacağız ana aslında. hastalığın yine kontrol altına alması gerekir. Yine sizin bir önceki sorunuz omuz tedavilerinden devam edeyim. Hı -hı. Diyelim ki omuzda sadece bir tendon iltihabı var. Bazen oraya tek atış, iğne yapmamız yeterli olabilir. Ancak eklem kısıtlığı da yaptıysa o zaman iltihabı baskıladıktan sonra hem çok uygun bir fizik tedavi rehabilitasyon uygulaması hem de ilaç tedavisi gerekiyorsa iğne tedavisi yaparız. Ve hatta bazen omuzun ağrısını alan siniri kürek kemiğinin üstünde bloklayıp ağrıyı baskılayıp eklemi açmak için özel bir program uygulamakta gerekebilir. Ki bu hareketlerin bir kısmı herhalde fizyoterapiyle başlanıp evde de yapılabilir değil mi Engin Hocam? Omuzla ilgili çok önerilen hareketler var. Eğer tablo genelde hafifse biz ilacı tedavisi veririz, egzersiz tedavisi veririz, hastayı haftalık kontrollere çağırırız. Ama tablo böyle orta orta ağır, eklem kısıtlığı gelişmişse o zaman ilaç tedavisiyle veya da gerekiyorsa iğne tedavisiyle ödemini baskıladıktan sonra klinikte fizik tedavi rehabilitasyon programını alırız. Burada şu çok önemli bakın. Hani fizik tedaviye gittim, elektrik akımı verildi. Yerine göre sıcak da koyabiliriz, soğuk da koyabiliriz. O eklemi iyi anlamak lazım. Eğer iltihap çok ise ve aktif bir iltihap varsa o zaman soğuk uygulamayı tercih ederiz. Ama artık kronik müzmin iltihap ise orada sıcak uygulamayı tercih ederiz. Bazen de ara vakadır. O zaman zaten klinikte hasta elimizin altında. Bu bilgilendirmeyi verir, deneyerek yavaş yavaş doğru yolu bulmaya çalışırız. Zaten bir günde böyle şunu uyguladım tam böyle geri alevlendi gibi tablo olmaz. Gözümüzün altındadır. Sonra fizyoterapi programında omuz eklemini, ılımlı bir şekilde açmaya çalışırız. Burada bazen ağrıyı yönetmek gerekir. Eğer hastanın omuz eklemini açmakta zorlanırsak bazen sinirini bloke ederiz. Omuz eklemini ameliyathane şartlarında açıp arkasından onu korumak için hem ödem giderici hem de eklem açıklığını koruyucu fizik tedavi birlikte yaparız. Dolayısıyla fizik tedavide fizik tedavi ajanlarından ultrason, elektrik akımı, sıcak, soğuk uygulama gibi uygulamanın yanında sinir bloku. Egzersizin klinik şartlarda yapılması çok önemlidir. Dolayısıyla da hı hı. hani biz bunları yaptık evinde egzersiz yaptığı birçok eklem çözülmez. Hı. Bu bütüncül tedavi muhakkak uygulamak gerekir. Hastalar gerek. da korkuyor değil mi omuz için Engin Hocam? Böyle bir kere bir hasar gördü mü çok rahat hareket ettirmiyorlar. Biz de bir kırık yaşamıştık ailemde. Çok zor oluyor hastanın uyumu. Mutlaka sizin önerilerinizde gidilmesini bence tavsiye edelim hastalarımıza. Yani orada aslında durum hı. çok basit. O hasta eğer yaştınızsa o hasta ben gibi yani evet. ben olsam ne yapardım nasıl kelimeler duyarak durumun anlatılmasını isterdim. Eğer biraz büyünüşse ablanız, abiniz veya da annenizse hangi kelimelerle bu durumu ona anlatmak evet. lazım. Empati yapıp hastaya en kötü tabloyu bile güzelce anlatırsanız hasta sizinle tedaviye işbirlikçi ve katılımcı oluyor. Eğer hastayı kaygı ve endişe içerisinde bırakırsanız aynı hani kendinizi düşünün yani. Omzunuzda bir problem var. Gittiğiniz hekim sizi tam aydınlatmıyor. Riskler, faydalar kısmında sizi flu bırakıyor. Ve hadi bir bakalım yapalım şeklinde bir yaklaşımla bir bilinmez içerisinde kalıyorsunuz. E tabii ki kaygılarınız çok olur. Eğer siz hastaya eğrisini doğrusunu olabilecekleri tedavide, bir kere bizim tedavilerde risk çok düşüktür zaten. Tedavilerde yapılacaklarla ilgili kazanımlar ne olabilir? Riskler ne oluyor? Bakın riskler geliyorken bizi uyarırsanız tedbir alırız diye anlatırsanız hani nasıl kendiniz rahat olursanız hasta da rahat olacaktır. Ve sizi uyaracaktır. Ona Aynen. göre uyumlu bir şekilde tedavi başarıyla sonuçlanacaktır. Aynen. Omuz sağlığında dikkat edilmesi gerekenleri bir özetleyelim Mengün hocam. Çünkü gerçekten çok herkesin şikayeti olan bir konu omuz bölgesi. Aslında bu çok süper bir soru oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Ee, konuyu da bununla bağlamak isterim. Biz herkese diyoruz ki sağlıklı omuz yaşam alanı diye bir tanımımız var oturduğunuzda evde iş yapıyorsanız veya ofisteyseniz elinizi şöyle öne doğru açıp şöyle bir yarım daire çizdiğinizde şu alanda eğer omzunuzla ilgili kullanmanız gerektiren bir şeyler yapıyorsanız malzemelerin şu alanda bulunmasında hiçbir sakınca yok ve çok uygun. Diyelim ki telefonunuz bu alanda olacak. Diyelim ki tel bu alanda olacak. Diyelim ki mutfakta bir şey yapıyorsunuz çok sık kullandığınız malzemeler, bıçağınız veya diğer ev aletleriniz bu alanda olacak. Eğer sürekli uzandığınız bir şey var ise bu size zarar verecektir. Buna dikkat edin diyoruz. Sağlıklı omuz yaşam alanı. Bunun dışındaki malzemeleri ya buraya ya da kullanmadıklarınız dışarıya ve bu bölgede işlerinizi düzenli olarak yapacaksınız. Bu çok önemli. Çok bir de erken de, evet. şikayetler olduğunda hı hı. kalıcı eklem kısıtlığı olmadan hekimize başvurun ki hı hı. çözüm bulunsun ve hızlıca tedaviye gidilsin. Geçmesini beklemeyin. Evet. Burası anatomisi karmaşık bir bölge, bir eklem, pek çok bağ, pek çok sinir, damar dokusu orada. Uyanık olun, hekiminize gidip lütfen fikir alın diyelim. Değil mi Engin Hocam? Çok teşekkürler.